Evet, herkese selamlar. Hisse sizden, yorum bizden programına başlıyoruz. Bugün ikinci yayınımız olacak. Bunu özellikle canlı yayın alıyoruz ki en azından... Özür diliyorum, sesimde bir yankılanma var. Orayı hemen düzeltmek istiyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet, şu an sanıyorum düzelmiş olması lazım. Evet, tekrardan hoş geldin. Sadullah, selamlar, hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Özür diliyorum, teknik bir sorun yaşıyorum. Hemen halledeceğim. Evet, kusura bakmayın tekrardan. Şimdi hep birlikte yorumlamaya başlayacağız. Hisseleri birkaç tane zaten yayın öncesi Twitter'dan da paylaşımlar gelmişti. Yorumları da zaten YouTube üzerinde hemen öncesinde yazanlar vardı. Sadullah, dilersen hisse kısmındaki teknik analizleri senden yavaş yavaş alalım. Burada yazanları alacağız ama Twitter'da da bir öncesinde bildirim gelmişti hemen postun altında. Onu dilersen alalım. Hemen bakıyorum. Postumuzu. Şişecam sorulmuştu, Kardemir sorulmuştu, hatırlıyorum. Evet. Aynen. Bir Instagram'dan da birisi Aselsen sormuş. Ben Şişecam'la başlayayım istiyorsan. Ekranımı görebiliyorlar mı şu an? Ekranı ben paylaşıyorum. Evet, şu an geliyor ekran. Tamam, okey. Önce bir BIST endeksin genelini bir istiyorsanız konuşalım. Şimdi çünkü haftaya biraz beklentilerin aksine başladık. Daha doğrusu beklentilere paralel başladık ama kapanış o şekilde olmadı. Dün tabii Cuma akşamı gelen sürpriz kararla birlikte %2,5'a yakın pozitif bir açılış geldi. 9.337'den. Ancak açılıştan sonraki yarım saat kısa bir yukarıdan sonra gün boyunca satıcılı bir piyasa izledik ve aylık açılış seviyesinin üzerine kalamadık. Hatta haftalık açılış da çok yukarıda olduğu için zayıf bir görüntü oldu. Bu bölge ayın bant bölgesi olarak izliyoruz. Daha önceki yayında da atmıştım hatırlarsanız. 9.450, aşağıda da 8.936, kabaca 8.940 diyebilirsiniz. Yani bu aradaki bu 500 puanlık, yaklaşık 500 puanlık bant endeksin dalgalanma bölgesi. Yukarısı güçlü bölge, aşağısı da zayıf bölge olarak takip edilebilir. Dünkü satışın ardından bugün bir tepki alışları var. Ancak çok da iştahlı olamadık günün bu saatine kadar. O dolayısıyla yeniden ay açılışının üstünde bir geçiş olmadığı sürece biraz daha temkinli olunması gerekebilir. Özellikle içeride önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Olası faiz artış ihtimali artıyor biraz. Piyasada beklentiler yabancı kurumlardan 3 oldu. Bugün gelen BAFO'nun raporuyla birlikte Mart ya da Nisan toplantısında Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyorlar. Enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için. Bunlar biraz riskli varlıklarda baskı yaratan unsurlar. Bir de bugün günün geri kalanında 3.30'da Amerika'da biliyorsunuz saatler değişti. 15.30'da enflasyon verisi gelecek. Orada da dikkat etmek gerekiyor. Yukarı yönlü bir sürpriz olursa küresel tarafta azalan risk iştahı bizi de bozabilir. Son dönemde biraz fiyat hareketleri kolere oluyor. Böyle agresif hareketler olduğunda ama volatilitenin yüksek olduğu anlarda. Dolayısıyla bugün gelecek 3.30'daki veriye dikkat etmek gerekiyor. ABD'de enflasyon sürpriz yaparsa, küreseldeki risk iştahı bozulursa biz de etkilenebiliriz. Son 3 haftada biraz yabancı çıkışları vardı hatırlarsınız. Şubat ayının son 3 haftası yabancı nette satıcı konumundaydı. Yılbaşından itibaren toplamda 9 haftada 40 milyon dolarlık net bir giriş var. Ancak bu son 3 haftadaki satışın önemli bir kısmı da aslında Ereğli tarafındaki o yabancı ortağın satışlarıydı. Dolayısıyla onu nette hesaplamadım ama çok büyük çoğunluğu son 3 haftada izlediğimiz satışın Ereğli tarafındaki yabancı satışıydı. Dolayısıyla son 3 haftadaki satışı da aslında biraz daha yabancı borsadan çıkıyor gibi görmemek gerekiyor. Burada önümüzdeki dönemde faiz
ne yönelik belirsizlik ortada çıktıktan sonra önce tahvil tarafına, sonra yeniden hisse senedi tarafına yabancı ilgisinin bu sene devam edeceğini bekliyoruz. Bu geçtiğimiz hafta gelen sürpriz CDS not artışı da aslında bunun öncü göstergesiydi. Peki dün niye piyasa yukarı gitmedi? Aslında diğer fiyatlamalara baktığınızda bunu görebilirsiniz. Sürpriz not artışından sonra ne kurda bir hareketlilik oldu, ne 5 yıllık risk primimizde bir hareketlilik oldu. 320 puanlarda kalmaya devam ediyoruz. Tahvil tarafında da majör bir değişiklik olmadı. Diğer ürünlerde, TL varlıklarda bir değişiklik olmayınca hisse senedi tarafındaki o açılıştaki coşku da satış fırsatı olarak yorumlandı. Eğer CDS'de aşağı yönlü agresif bir hareket izleseydik biz dün, bankacılık ve holdinglerdeki hareket aslında gün boyu yukarı devam edebilirdi. Bu şekilde yorumlayabiliriz dünkü fiyat hareketlerini de. Kısa vade içinde çok risk iştahlı olmamak gerektiğini, aşağı yönlü geri çekilmelerde maliyetlenmenin daha avantajlı olabileceğini kısa vadeli işlem yapanlar için söyleyelim. Endeks yorumumuz bu şekilde ve Şişecam'a geçelim. Evet. Evet, Şişecam şurayı gizleyelim. Evet, Şişecam aslında aya 51-50 liraların üstünde başlamıştı. Daha sonra zayıf bilanço sonrası zayıf bir fiyatlama takip ettik. Enflasyon muhasebesine tabi bir finansal sonuç açıkladı ve sonuçlar iyi açıklamadı. Hem TL bazında hem de döviz bazında baktığımızda, döviz bazına bakmak gerekiyor. Çünkü şirket cirosunun neredeyse tamamını yakını döviz bazında. Çok yüksek bir oranı döviz bazlı gelirleri var. Çok büyük operasyonları var şirketin ve küresel aslında küresel ekonomiden en çok etkilenen hisselerden bir tanesi olabilir. Bizim Borsa İstanbul tarafındaki hem TL bazında hem ciro bazında, dolar bazında, özellikle dolar bazındaki 2023 yılı gelir tablosu performansı bir hayal kırıklığı oldu. Bu da küresel taraftaki sıkı para politikası ve zayıf taleple ilişkilendirilebilir. İçeride de artan maliyetler dış talepte olmayınca kurun da yatay seyrettiğinde, önceki dönemlerde çünkü kurdan ciddi kambiyo geliri yazabiliyordu şirket. Hatta kurda bir reaksiyon olduğunda yukarı yönlü piyasada direkt olarak Şişecam'da yukarı yönlü bir agresif fiyat hareketi izlerdik. Kuru takip etmeye çalışırdı. Bunların olmadığı bir dönemde doğal olarak bilançosu da iyi olmadı. Dediğim gibi küresel ekonomide ki büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmişti. İyi bir yıl geçirmedi doğal olarak şirkette. Ama bu sene artık küreselde majör merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne başlaması bekleniyor. Burada Avrupa Merkez Bankası şu an en yakın ihtimal gibi görünüyor. Mayıs ya da Haziran'da faiz indirimine başlayacak gibi görünüyor. O taraftaki faiz indirim beklentileriyle talepteki canlanma. Çünkü yani 17 ülkede operasyonları olan bir şirketten bahsediyoruz. Şişecam tarafında da biraz talep tarafında yeniden canlanma getirebilir. Son dönemde şirket pay geri alımları da yapıyor. Dönemde yüksek adetlerde. Aslında orada da alım adetlerine baktığımızda fiili dolaşımdaki payların %8'inden fazlasını toplamış ve hala geri alım süreci de devam ediyor. Biraz uzun vade bakanlar için, uzun vadeli portföyünde tutanlar için aslında bir sorun yok. Hatta şirketle birlikte toplanabilecek seviyelerde diye yorumluyoruz bu geri alımları. Ancak kısa vade için mevcut koşullar temel anlamda çok da iyi değilmiş gibi duruyor şimdilik. Teknik anlamda bakalım. 49.70 ayın son destek seviyesiydi. Buranın altına geçilince 48.24 hedef oluyor. Buradan bir reaksiyon aldı ancak tekrar 49.70 üstüne geçemedi. Bu seviyenin altına kaldığı sürece yeniden 48.24 ve 48.24'ün altında aşağı yukarı hareketlerinin hızlanmasını bekleyebiliriz. Yukarıda bant bölgesinde ne zaman pozitife dönebiliriz? Ay açılışı olan 51.30 üzerinde yeniden 52.60 ve 54.70'ler hedeflenebilir. 54.07 düzeltiyorum. 54.07 üstü de ayı hissenin momentum bölgesi. Daha önceki aylarda geçtiğinde görüyorsunuz. Birinci temas, ikinci temas geliyor. Güçlü bölgeden destek alıp tekrar geçtiğinde 52 burası, 52 kutlardan 54.60'lara kadar %6'lık bir hareket yapmış. 54.07 üstünü momentum bölgesi olarak kabul edebilirsiniz Şişecam'da. Kardemir'di diğeri. Kardemir'in finansalları gelmedi diye hatırlıyorum. Evet, ayın son destek bölgesi olan 24.90. Buradan çok nizami bir destek almış. Ancak yükselişler kalıcı olamamış. Tekrar ayın zayıf bölgesi. 25.88.6 Kardemir'de zayıf bölge teknik olarak. Ay sonuna kadar geçerli bu seviyeler. Alışkanlık oluşana kadar bunları hatırlatacağım. 25.88 geçilmediği sürece yeniden aşağıda 24.90 denemesi izleyebiliriz. 24.90 altında da
kısa vadeli işlem yapanlar için taşımayı tavsiye et. Ben taşımam bu seviyenin altında, öyle söyleyeyim. Çünkü geçtiğinde tatsız şeyler oluyor. Kardemir'de var mı örneği? Varmış şurada. 22.95, 21.30'a kadar gelmiş. 1 lira 60 kuruş, yani %7'ye yakın bir düşüş var. Yine şurada. Bu seviyenin altı short breakout olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla 24.90 altında iştahlı olmamak lazım kısa vade için. Ne zaman yukarı yönü döner? 25.88 üstü güvenli. Aylık dirençlerimiz neresi? 27.84. Bunun üstü güçlü ve 28.80. 28.80 geçilimiyle momentum artıyor. Instagram'dan gelen Aselsan'a bakalım hemen. Evet, ay açılışı 60 TL. Yanlış hatırlamıyorsam bakmıştım buna, aynen. Haftalarda çünkü yazmıştım Aselsan'ı bu hafta başında. Haftalık model portföy yayınlıyoruz bu arada arkadaşlar. Bültenden de takip edebilirsiniz. Her hafta pazartesi performansla tutuyoruz. Bilginiz olsun. Ay açılışı olan 60 TL. Burada dün buradan başlangıç yaptık. Direkt ay açılışı, hafta açılışı da oldu. Ve endeksin bozulmasıyla birlikte geri çekildi. Ayın en güçlü destek seviyesi ve en iyi alım bölgesi dediğimiz 55-40'a ilk geldiğinde tutunmuştu. Tekrar buralara doğru bir hareketlilik var. Buradan tekrar destek alabilir. Ancak hem haftalık açılış hem aylık açılış 60 TL'de bu seviyeye geçilmediği sürece bir süre bant hareketleri devam edebilir. Özellikle 55-40 altında 50-80'e kadar geri çekilebilir. Ona dikkatli olalım lütfen. 55-40 altında. Ne zaman momentum kazanır? 60 lira üstünde saatlik kapanışlarla yukarıda 64-60 ve 69-20 Mart sonuna kadar geçerli, takip edilmesi gereken seviyeler. Ben 60 TL üstünde iştahlı olurum, onu söyleyebilirim açıkça. Aselsan, bu arada Aselsan'ın temelini daha önce anlattım, kısaca yine söyleyeyim. Biliyorsunuz ki işlerinin çok büyük bir çoğunluğunu içeride Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıyor. Dolayısıyla burada geçtiğimiz senenin savunma bütçesi, 2024 yılı savunma bütçesi, biliyorsunuz bütçe harcamaları dolar bazında iki kattan fazla arttı. 2023'te Türkiye'nin savunma sanayi harcaması bütçesi 16 milyar dolardı. Bu sene 35 milyar dolara yakın bir rakam oldu. Dolayısıyla buradaki ciro artışı, savunma sanayi harcamalarındaki artış direkt olarak Aselsan için de önemli, dikkat çekici, takip edilmesi gerekiyor. Bu tarafta da bir ciro artışı yaratıyor birikimli olarak. Peki buradaki görüntüde kısa vadede mi bu yansımayı alırız? Bu tabii bahsettiğim şey uzun var. Biraz işin temeli. Bu kısa vade için burada teknik seviyelere odaklanmak gerekiyor aslında daha çok. Bu bahsettiğim taraf biraz daha şirketin aslında önümüzdeki projeksiyonunu yansıtması adına söylüyorum. Savunma sanayi harcamalarının burada ilerleyen dönemlerde Aselsan'da birikmiş siparişlerini, bakiyeli siparişlerini artmasına katkıda bulunacaktır. Ki son açıkladığında da 11 milyar dolara yakın birikmiş siparişi vardı. Bu da aslında geçmiş bu veriyi açıkladığından itibaren baktığımızda Aselsan bir dönem bunu açıklamayı kapatmıştı. Çünkü bakiye siparişlerini bildirmiyordu. En yüksek seviyelerde şu anda, tarihin en yüksek bakiyeli siparişleri var şu anda 11 milyar dolar. En son 2018 yılında bu seviyelere yakındı birikmiş siparişi. Dolayısıyla iş almakta zorlanmıyor. İçeride artan bütçe harcamaları burada şirket için de bir katalizör olabilir. Ayrıca biten yeni projeler var. Biten yeni projeler ve Türkiye'nin dış ilişkilerinde normalleşme, Aselsan'ın ihracat oranında tekrardan %15'lere doğru hedefleme, %12-%15 arası bir orana çıkmayı hedefliyorlar tekrardan ihracat tarafında. O yüzden iyileşen dış ilişkiler de bu tarafta. Aselsan'ın önümüzdeki dönemde yeniden dış siparişlerinin artabileceğine yönelik bir sinyal. Artı yeni tamamlanan ürünler ve yenilenebilir enerji tarafında da bitmiş, Ar-Ge'si tamamlanmış bir rüzgar türbünü var. %65 yerlilik oranına sahip. Bunlara yönelik de ileride gelebilecek olası sipariş haberleri şirket için yukarı yönlü riskler olarak iyi anlamda takip edilecek gelişmeler diye Aselsan'ı da özettiğim. Herkese sırayla, şimdi biraz hızlı gideceğim herkesin hisselerine bakmak için. Tezol, biraz katılımcı arttı. Şöyle yapacağım şimdi. En baştan anlatayım arkadaşlar. Mart ayı boyunca geçerli seviyeleri vereceğim teknik anlamda. Temel tarafta hızlıca bir şeyler söyleyeceğim. Önce örnek veriyorum. Bu iki çizgi ayın bant bölgesi, Mart ayı boyunca geçerli. Yukarıda 26.04, aşağıda da 21.16 ayın bant bölgesi. Bu bant bölgesi yukarı kırıldığında bu 26.04 geçilimiyle ayın güçlü bölgesine geçiliyor ve 28.50 hedefleniyor. 28.50 üstü hissenin momentum kazanabileceği bölge, bir önceki ay Ocak ayındaki örnekte olduğu gibi. Buraya geçtikten sonra genelde minimum %10'luk bir hareket izletiyor bize.
Aşağıda da 21.16 yani şu çizgi ay sonuna kadar geçerli ayın en güçlü desteği ve en iyi alım seviyesi dediğimiz nokta. Bu seviyenin altına geçildiğinde 18 zayıf bölgeye geçiliyor ve 18.70'e desteği takip ediliyor. Burası genelde hedefleniyor. 18.76 nasıl yukarısı, yukarı yönlü momentum bölgesi ise burası da short breakout oluyor. 18.76 Tezol tarafında dikkatli olunması gereken kısa vade için seviye. Yani bu seviyenin altında ben hisse buranın altındaki hisseleri taşımayı hiç önermiyorum. Yukarıda da momentum bölge kazanacağı için hisse fiyat hareketinin hızlanacağı bölge olarak yorumluyoruz. Tezol tarafında Tarık Toker Bey sormuş. Tezol evet. Evet. Dilersen bunun üzerine birazcık daha böyle şey geçelim. Zaten hemen hemen yorumlarda gelmeye başladı. Buradaki kısa vade, orta vadedeki görüntüler aslında biraz daha dikkat çekiyor. Buradaki para politikasının görünümüyle ilgili, seçimle ilgili derken. Arkasından tabii ki hisse senedinin baktığımız zaman. Yani finansal okul yazarlıkta şu çok önemli zaten. Teknik analizdeki seviyeleri anlayabilmek için burada zaten senin yaptığın gibi yani temel tarafı evet gelişmeler devam ediyor ama teknik tarafta bize neler diyor bu nokta çok önemli. Şimdi zaten yatırımcıların da ellerinde olan büyük ihtimal yatırımları burada teknik kısımlarını yorumlarken hızlıca gidiyoruz ama bayağı da şu an dikkat çeken yorumları sen okuyabilirsin aslında Berna. Evet evet şeye bakabiliriz. Yunus Emre Bey demiş Kartal yenilenebilir enerji. Karye. Evet Karye tamam. Aynen öyle. Karye'nin aya çalışı hızlıca söylüyorum 53.75. Şu anda bu seviyenin altında aya başladıktan sonra ayın ilk direnç seviyesi, ilk satış seviyesi olan yani 65.48'e gelmiş. Üstünde bir açılış ve kalıcı olamamış. Buradan kar satışları. Ay açılışına tutulamamış. Burada 42.02 ayın en güçlü desteği ve en iyi alım seviyesi. Burada bant aralığı farkındaysanız diğer hisselere göre biraz daha yüksek. Nedeni bir önceki ay çok yüksek volatilite görmesi oldu hissenin. Ki baktığınız zaman da bir önceki ay 38 liradan 80 liralara kadar gelmiş 78 liraya. Yani %100'e yakın bir hareket olmuş. Dolayısıyla bir sonraki ayın bant aralığı geniş oluyor. 42.02 kabaca 42 TL ay açılışının altında. Bu desteği ayın en güçlü desteği. 42 altında görünüm zayıflar ve 30.29 var. Yukarıda momentum kazanması için 65.48 geçilirse 77.20 hedeflenebilir. 77.20 üstü de hissenin momentum kazanacağı bölge Karya'da. Aylık bant bölgesi 42.02 65.48. Geçebiliriz istiyorsan. Evet hemen sonrasında devam ediyoruz. Bakıyorum bayağı yorumlar geliyor. Arkasından bir mast var. Bir maç. Evet bir maç tabii biraz daha dengeli bir görüntüye sahip. Ay açılışı 388.50. Ayın en güçlü destek seviyesi 399 TL. Bakın burada oldukça nizami. Dün açılışta temas etmiş. Buradan satış gelmiş. Genelde ilk temasta burası geçilmiyor. Ay sonuna kadar geçerli. Bugün de aynı yerden. Yine 398.50. Buradan tepkiyle karşılaşmış. Bu bölgenin üstüne geçerse yukarı yönde güçlenerek 409.70 hedeflenebilir. Bu seviyenin üstünde bir gün kapanışı da yukarı yönlü momentumu hissenin arttıracaktır. Geri çekilmelerde ayın en güçlü desteği ve en iyi alım seviyesi diyeceğimiz nokta 377.52. Kötü senaryoda da son destek olarak 366.80 BİM'de. BİM tabii gıda perakendeler arasında bu sene yüksek faiz ortamında tabii gıda sektörü talep esnek, temel gıdalar talep esnekliği düşük sektör olarak talebin düşmeyeceğini ve gıda enflasyonu da içeride Türkiye'de manşet enflasyondan yüksek olduğu için bu şirketlerde enflasyon üstü ciro büyümesi yaşamakta zorlanmıyorlar doğal olarak. Dolayısıyla yatırımcıların yüksek faiz ortamında güvenli liman olarak tercih ettiği sektörlerin başında geliyor. Eczacılık gibi, sağlık gibi sektörler. Gıda perakende de bunlardan biri. İyi de performans gösterdiler. BİM de onlardan bir tanesi aslında. Temel anlamda da fiyatlanıyor ki aslında yabancı ilgisinin artacağı dönemde BİM de yabancıların ilgi gösterdiği, geçmişte ilgi gösterdiği hisselerden birisi olarak o da olası yabancı ilgisinden faydalanacak hisselerden birisi diyebilir. Evet, hızlı bir şekilde hisseleri arka arkaya alıyoruz zaten şu an. Arkasından da Alfas var. Bu arada ben bir toplu bakacağım. Ortak büyük ihtimal söyleyen hisseler de var. Onları da ön plana alıp tamam. Sonrasında tek tek diğerlerine devam edeceğiz. Okey. Alfas 106.10 ay açılışı.
Ayın bant bölgesi 112.44, aşağıda da 99.36. 99.36'nın altı zayıf bölge. Şu an buradayız. Aşağıda 92.80'e kadar geri çekilmek makul karşılanabilir. Buradan alacağı tepkilerde yeniden 99.35 üstünde kalıcılık lazım, 36 üstünde. Yukarıda aylık sıralı satış seviyeleri 112.44 ve 119 TL. 119 üstü momentum yaratır. Geçebiliriz istiyorsan. Evet, hemen arkasından Gürsu Bora'nın istediği var. Reader var. Evet, Reader tabii elektrikli araç üreteceğim dediğinde 30 lira değildi yanlış hatırlamıyorsam. 25 liraydı. Ve o haber sonra uzun süre alış fırsatı da vermeden nerelere gelmiş? 80 TL'lere geldi. Şöyle söylemek lazım. İşte fiyatını önce temel anlamda söyleyeyim. 56-52 ayın en güçlü destek seviyesi, ayın bant bölgesinin. Buralara yakın yerden destek almaya çalışıyor. 56-52'nin altına gelmediği sürece buradan tepkiyle tekrar önce ay açılışı, devamında da ayın sıralı dirençleri 81-88 ve son hedef 94-56. Ay boyunca geçerli. Buralar takip edilebilir. 56-50 altında görünüm zayıflar ve 43-84'lere kadar geri çekilebilir. Dolayısıyla bu desteğe dikkat etmek gerekiyor. Reader biraz o attığı kaptan dolayı elektrikli araç üretimi test aracı inecekti de Ağustos'ta. Açıkçası o fiyatlama, o sebepten biraz yüksek fiyatlandı. Ben Ağustos'ta o arabayı görmek isterim Reader almak için. Öyle söyleyeyim. Evet, arkasından da hemen söylüyorum istenilen Artemis. Artemis. Hı hı. Artemis alalım, okey, yeni. Bu yeni bir halk arz, buna bir şey diyemeyeceğim. Yeni halk arzlar sistem çıkmıyor doğal olarak. Evet. Yeterli veri seti oluşmadığı için. Doğru. O zaman hemen teknik tarafta Enka'ya bakalım. Enka. Bir Çimsa yorumu gördüm sanırım. Çimsa yok muydu? Evet, Çimsa var şurada. Evet, Çimsa da var. Evet, Çimsa ay açılışı 35.40'da. Şu an bu seviyenin altında ayın bant bölgesi 36.96. Yani kabaca 37 TL. Aşağıda da 33.04. Bu aralıkta dalgalanabilir ay boyunca. Aşağısı güçlü destek ve en iyi alım seviyesi. İlk gelişte genelde tepki alır, iyi hisseler buradan. Yukarıda da ilk direnç genelde satıcılarla karşılaşır ilk temasta. 36.96, 33.04. Bu bant hangi yöne kırılırsa, yukarı geçilirse 38.90, aşağı geçilirse de 31 TL'ye kadar geri çekilebilir Çimsa. Enka evet, demiştin değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Berna. Evet. En çok Reader gelmiş zaten, onu yorumladık. Arkasından da tabii ki Artemis'i söyledik, Enka'yı söyledik, Çimsa'yı söyledik. Enka'yı şimdi söyleyeyim. Enka'yı hızlıca söyleyeyim, söylememiştim. 37.94 aya çalıştı. Şu an bunun altındayız. Yukarıda bir temas oldu ayın ilk güçlü satış seviyesine. Üstünden bir açılış gerçekleşti. Bu açılış ne sebepliydi, hangi? Bir haber vardı burada muhtemelen ama unuttum, kusura bakmayın. Bilanço tabii ki, pardon. Bilançoydu yanlış hatırlamıyorsam. Çok güçlü bir nakit vardı bilançoda. Ancak 39 TL üstüne kalamamış hisse. Yeniden 39 TL üstüne geçerse 40-13 ve 40-13 üstü hissede momentumu arttırır. Aşağıda en güçlü destek ve en iyi alım seviyesi bu Mart ayı için 36.60'lar. Bunun altında hisse zayıflayarak 35-45'lere kadar geri çekilebilir. Evet. Arkasından da hemen söylüyorum. Meka Beton santrallerine bakabilirsek istek gelmiş. Meka Beton yeni hisse muhtemelen. Olabilir. Yeniymiş. Aralık'ta gelmiş. Evet, veri var. Veri varken yorumlayalım. Evet. 74.50 tabii güçlü hareketler oluyor halka arzlarda. 66.05 ayın güçlü destek seviyesi. İlk temasta tepki alıyor. İkinciye geçip şu an burada buna işte teknik analizciler biliyorsun veda buğsesi diyebiliyor. Tekrar 66.05 üstüne kapanış yapamazsa aşağı yönlü baskı 60 TL'ye kadar devam edebilir. Buranın üstüne geçerse ayın sıralı dirençleri 77.95 ve 83.90. Meka Beton'da. Evet. Arkasından tabii ki Beşiktaş'ın var. Beşiktaş mı? Evet, Beşiktaş. Evet, Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam geçen senenin en çok, bu senenin de en çok yükselen hisselerinden bir tanesi. Evet, Mart ayında da momentum bölgesine geçmiş. Geçen ay da geçmiş. Ocak'ta da geçmiş. Aralık'ta geçmemiş. Şimdi ilk temas gelmiş buraya 77.55 ayın son direnci. Tekrar 77.55 üstüne geçmiş ve momentum kazanmış. Burada artık yukarı yönlü seyir 75-55 altına gelmediği sürece ivmenin devam etmesi beklenir. Ve bu geçişlerde genelde minimum %10'luk bir yukarı yönlü savrulma olur.
momentum bölgesine geçilimiyle, yani 75-55 üstüne geçilimiyle. Burada saatlik ortalamalarla artık bu hisseyi takip etmek gerekiyor. Çünkü momentum bölgesine geçilmiş, yukarıda direnç yok, tarihi zirvesinde ise. Bunu genelde 22 saatlik ortalamayla EMA tercih edilebilir. Onun üstünde, onun altında 2 saatlik mum kapanışı gelmediği sürece yükseliş hareketine eşlik edilebilir Beşiktaş'ta. 75-55 altı da açıkçası zayıflatır görünümü. 71-50 ve oraların altına kadar. Evet. Arkasından yine Mekak gelmiş, Rider gelmiş hemen. Kardemir'i yorumlamıştık. Kardemir'i evet, baktık. Evet, yorumladık. Geriye sarabilirler yayını. Geri sarılıyor diye biliyorum. Evet, yayını geriden izleyebilirsiniz. İlk baştaki yorumlardan biri. Kardemir en baştaydı. Evet. Arkasından da İndeks Bilgisayar İndeks gelmiş. Evet, evet, bir dönem temel anlamda incelediğim bir şirketti benim. O yüzden şirkete hakimim. Şirketin 3 tane deposu var. Hiçbir şey yapmıyor biliyorsunuz. Elektronik ürün toptancısı, ürünlerin, Apple'ın, bütün Apple, Samsung'un, aklınıza gelen bütün ürünlerin Türkiye distribütörlüğünü alıyor ve burada perakendecilere dağıtıyor. Perakendeciler de satış yapıyor. Çok düşük marja, katma değerli bir iş olmadığı için çok düşük kar marjıyla çalışıyor İndes. Son dönemde iyi bir performans yaptı. Bir dönem pay geri alımı da vardı. Ve aslında beklentileri karşılamayan bir performans vardı. Bu son gelişmelerle biraz o beklentileri yatırımcısını mutlu etti aslında. Geçen sene çok istendiği gibi değildi. 10.93 şu anda bu seviyenin üstündeyiz. Hayır, altındayız, düzeltiyorum. Ayın en güçlü desteği görüyorsunuz. İyi hisseler ayın en güçlü destek seviyesi, en iyi alım seviyesi olarak da yorumlanabilir. İlk temasta buradan tepki alıyor. 9.62. Buradan gelen tepkiyle genelde savrulacakları yer 12-20 oluyor. Tabii piyasa bozulunca buraya gidememiş hisse. Ancak ay açılışının altında olması da biraz dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Tekrar 9.62'ye gelirse burada dalgalanabilir. 12-20-9.60. Geçen ay momentum bölgesine geçip kuvvetli bir hareket yaptığı için bant aralığı yine geniş, farkındayım. 12-20-9.60, ya yani burada %25'lik bir bant oluyor bu aşağı yukarı. Yukarıda 12-20 üstü güçlenerek 13-48 yapabilir. 9-60 altında görünüm yavaşlar ve 8-34'leri getirebilir bize. Evet. Hemen arkasından da şeyi yorumlayalım. Sunny Foam. Ya, kimi? Sunny Foam şirketi. Yani Sunfm. Sunfm. Ha, okey. Sunfm. Bir yorum gördüm. Ben Kolenli Menkul güvenilir mi yazmıştı birisi. Ama da onlara sen biri cevap verirse çok memnun olurum. 69.95 Sunfm'de ay açılışı. Şu anda bu seviyenin altındayız. Tabii burada bazı ayın bant bölgesini vereyim kısaca. 63.20 ve 76 TL. Bu bant bölgesi hangi yöne kırılırsa o tarafa doğru ivmenin artması beklenir. Yukarı geçerse 82.40 hedefli. Bunun 82.40 üstü momentum artar. Bir önceki ayda olduğu gibi. Aşağıda yeniden aşağı geçilmesi de 63.20 altına 56.80'i hedefleyebilir. Bunun altında da aşağı yönlü fiyatlar güçlenebilir diyeyim. Sunfm'de. Şu anda ayın bant bölgesinde, evet. 76-63.20. Enerjilerle ilgili sormuşlar. Alfası yorumladık zaten. Bir de şeyi... EKTM gördüm ben. Alfası yorumlamadık. Alfası yorumladık mı? Alfası aldık yukarılarda. Bir de Smart Güneş'i alabiliriz. Tamam, şu HKTM gördüm, ona bakayım. Ayın en güçlü seviyesi 22-20. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Üç defa buradan destek bulmuş ancak yukarı yönde ivme alamamış. Her çıkışta daha düşük tepe yapmış farkındaysanız. Ve dördüncü gelişinde artık geçmiş. Bugün yukarı yapmış. Şu bölgeden sıyrılması, bu bölgeden tekrar ısrarla destek alması önemli aslında benim için. Eğer ay açılış 25-60 üstüne geçerse burada hareket hızlanabilir. Ayın ilk trend seviyesi 28.52. Üstüne geçerse 31.70 hedefli takip edilebilir. 31.70 tabi buralar ilk temaslarda dikkat etmek gerekiyor, buralara ilk gelişlerde. 31.70 üstü burada yeniden momentum yaratır. O yüzden kısa vadede 28.52 ve 31.70 takip edilebilir. 22.20 altına çok test edilmiş ve alıcıların güçlü olduğu bir bölge bariz. Tekrar 22.20 altına geçilmesi 19 TL'ye kadar bizi götürebilir HKTM'de. Aslında iyi bir bölgeymiş burası EKTM içinde. O da bireysel yorum olsun. Hı hı. Evet, sonrasında Smart'a bakalım dilersen. Smart Güneş'ti değil mi? Evet.
Evet, Smart Güneş ay açılışına bakıyoruz. 65.45 ve hızlıca gelmiş ayın en güçlü destek seviyesi dediğimiz 61 TL'ye. İlk gelişte buraya çok yakın yerden destek bir tepki alıyor. Yine ay açılışının üstünde kalamıyor farkındaysanız. Şöyle göstereyim. Ay açılışından noktasal dönüyor. İkinci gelişte tekrar buradaki likiditeyi aldıktan sonra tekrar kendini aşağı bırakıyor ve 61 TL'nin altındayız. 61 TL altı Smart Güneş'te çok net bir şekilde teknik olarak kısa vadede olumsuz diyebiliriz. Aşağıda son desteğimiz 56.94. Ne zaman yukarı yönde ivme kazanırız? Ay açılışının üstünde saatlik kapanış görürsek 69.11 ayın ilk direnci ve 73.16 ayın son direnç seviyesi Smart Güneş'te izlenebilir. Evet, arkasından da Açsel'e bakabilir miyiz? Açsel. Evet, Açsel. Evet, şu anda ay açılışının üstüne geçmeye çalışıyor hisse. 173.10. Burada ayın ilk güçlü desteği olan 189.50 geçmiş kalıcı olamamış. Buradan satıcılarla karşılaşmış. Gayet doğal ilk gelişte. Tekrar 189.50 geçerse 206 üstte bir önceki ayda olduğu gibi momentum yaratır. Aşağıda ayın en güçlü desteği 156.66. Bu seviyenin altında da görünüm zayıflar ve 140.20 tekrar gündeme gelebilir Aytel tarafında. Evet, hızlıca devam ediyorum. Tabii ki Euro Power var. Onu da alalım. Euro Power. Evet, Euro Power'da. Bu arada yenilenebilir grubun çoğu ay başından bu yana zayıf performansmış. Gelen hisselerden de genel görüntü bu şekilde çünkü. Onu fark ettik. 174.20 ay açılışı arkadaşlar Euro Power. Ayın ilk direnç seviyesi olan 163.68, 163.70 diyelim. Buraya gelmiş, tepki almış, yükselişlerde direnç olmuş, üstünde kalamamış. Aşağıda 163.76 zayıf, 153.25'lere kadar, buraya kadar geri çekilebilir bu. Ne zaman görüntü pozitife döner? Öncelikle 163.70 üstüne geçmesi lazım. Ayın yukarıda sıralı direnç seviyeleri 184.50, ayın ilk direnci. Geçerse güçlü bölgeye geçilir ve 194.95 seviyesi, kabaca 195 TL son direnç olarak Mart ayı boyunca takip edilebilir Euro Power'da. Evet, hızlıca geçiyorum. Mekak'ı almıştık zaten. Fonet var. Fonet'i alalım. Sonra Net Holding'e geçelim. Fonet'te şöyle, Fonet'i geçtiğimiz hafta pazartesi günü bir arkadaşım sormuştu bana. Ben de salı günü sabah ofise geldiğimde ilk Fonet'e bakmıştım. Grafiğini açtım. Sebebine baktım. Şok oldum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ve arkadaşıma dedim ki benim elimde olsa hepsini satardım dedim. Ama hani sana söyleyeyim en az %70'ini satardım dedim. İyi bir maliyetlenmesi vardı. Çarşamba günü tavandayken son bir saat tepeden %20 düştü ve taban oldu. Hala taban. Taban işlemler devam ediyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Pardon. Perşembe, Cuma, Pazartesi, Salı. Yani bir şey söyleyemeyeceğim bu hisseye açık konuşmak gerekirse. Çünkü 5 haftada %400 gitti yanlış hatırlamıyorsam. 5-6 hafta içer. 1,5 ayda %400 ya da %500. Tabii %500 gitti işte burada görünüyor. 10 liradan 60 liraya gitmiş. %500 gitmiş oluyor. Çok pardon. Biraz baktığımda aslında piyasa değeri küçükken iyi bir piyasa değerine gelmiş. 6 milyar TL'lere gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Devlet hastanelerinden yoğunluklu olarak ihale alıyor son dönemde ve onun aslında fiyat agresifliğiyle gidiyor. O ihalelerin ne kadar devam edeceği 2024'te önemli. Biraz hani oradan gelecek siparişler karlılığı ne kadar arttıracak yatırımcısı onu takip edebilir. Bu Perşembe, Cuma, dün bugünkü taban serisi de aslında bu kısa dönemde yani 5-6 haftada %500'lük çıkışın ardından çok da şaşırılmaması gereken bir hareket diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Altta yorumlara bakarken izleyicimiz Eren Bey, Trabzon Liman İşletmeciliği. Evet. T-Liman. Evet, evet. T-Liman işleri iyiydi bir dönem. İyi bir bilançosu vardı hatırlıyorum. Ne zaman takip etmiştim ben bunu? 6 aylık bilançosuydu yanlış bilmiyorsam. Mart ayına iyi başlamış hisse. 119 TL ve ayın son direncine kadar gitmiş hızlıca. 135.85. Bir önceki ayda geçtikten sonra geçiyor momentum bölgesine. Güçlü devam. Geri gelip ayın güçlü bölgesinden bir alttaki yani güçlü seviyedeki destekten nizami bir şekilde alıp tekrar devam etmiş.
Şu anda 135.85. Buradan iki defa red demiş. Bu ve düşük bir tepe yapmış. Bu çok istemediğimiz bir görüntü kısa vade için. Ve ayın güçlü bölgesinde kalamamış 127.30 altında. Ay açılışına kadar geri çekilebilir. Yani 119 TL kabaca. Buraya kadar geri çekilebilir. Buranın altında görüntü biraz zayıflar ve ayın en güçlü desteği 110.30. Buraya test edebilir. Buranın altında ancak görünüm zayıflar 101.75. Ne zaman momentum kazanır? Tekrar 135.85'i geçerse. Teğliman. Evet. Şimdi çok iyi bir sürü üst üste hızlıca hisse yorumluyoruz. O yüzden böyle birikmeye başladı. Ben hemen devam ediyorum size. Bu arada bu programı canlı her zaman her salı yapacağız. Lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Bunu da buradan belirteyim. Bildirimlerinizi de açın hemen canlı yayın başladığında hisseyi sorabilirsiniz. Devam ediyorum. Anadolu Efes'e bakalım. Arkasından da Kozal alalım. Evet, Anadolu Efes gıda tarafında beğendiğim şirketlerden bir tanesi. 3 tane şirket beğeniyorum gıda sektöründe. En çok beğendiğim. Efes de onlardan bir tanesi. Mart'ın iyi bir fiyatlama yaşamadı. 156 TL. Ancak öncesinde endeksten ciddi pozitif ayrışmıştı. Onu da söyleyelim tabii. 156 TL'den burada aşağı yönlü bir fiyatlama izledik. Ayın en zayıf bölgesi 145 TL. Ve 145 TL'den 137 TL'ye kadar geri çekildi. %6'ya yakın bir düşüş yaşamış. Sonra tekrar toparlanıyor. Tabii bu hisselerde toparlanma biraz daha hızlı olabiliyor. Ve ayın şu an güvenli bölgesinde yani 150-50 ve 150,50 seviyesi üstünde. Bu seviyenin üstünde kaldığı sürece yukarıda bant bölgesi olan bandın tepesi 160-80, üstü güçlü bölgede de 166 TL seviyeleri Mart ayı boyunca takip edilebilir Efes'te. Temel tarafını kimseye bekletmemek için çok fazla girmeyeyim. Beğeniyorum. Öyle söyleyeyim. Sektörde beğendiğim 3 hisseden bir tanesi. Gıda sektöründe. Gıda perakende değil, gıda sektöründeki beğendiğim 3 şirketten birisi Anadolu Efes. Evet. Arkasından da Kozal. Ha, Kozal mı? Direkt Kozal. Tamam. Kozal. Biliyorsunuz yoğun pay geri alımı var. Kozal hem kendi paylarını geri alıyor hem de iştiraki Koza Madeni'nin paylarını geri alıyor bir süredir. Buradaki pay geri alımları ve ons altın tarafındaki yükseliş aslında son dönemde hissenin fiyatına destek verdi. Çünkü uzun bir süre bu 22 liralardan kurtulamamıştı hisse. Zayıf bir seyir vardı. Endeksin de altında performans göstermişti sene başından itibaren. Ancak son hareket biraz ons altının tarihi rekorunu kırması hisseye pozitif yaradı. Pay geri alımları da pozitif etkiledi diye düşünüyorum. Aya başladıktan sonra hızlıca ayın son direnç seviyesi, son satış seviyesi dediğimiz 24.90'a geldi. Geri çekilerek buranın hafif güçlü bölgenin altını da bir başlangıç tekrar yukarı dönüyor. 24.90 üstü pozitif. Burada 1 lira daha yükselmiş. Ancak tekrar aşağıya gelmiş bugün. Aşağıda 23.90'ın altına gelmediği sürece yani güçlü bölge dediğimiz seviyenin altına gelmediği sürece Koza'da ivme devam edebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü buradan dönerse tekrardan yüksek bir dip yapmış olacak ve yüksek dip, yüksek tepe olarak başlattığı bu yükseliş hareketini devam ettirecek gibi görünüyor. Ben saatlik görüntüsünü Kozal'ın beğendiğimi söyleyebilirim. Evet, Migros'ta alabilir miyiz o zaman? Evet, 505'te 500 lira yeniden geçince tabii dikkatler arttı. Ya Migros müthiş bir görüntü var. Özellikle büyük şirketlerde ben bu sistem, bu yüklediğim formül çok daha verimli çalışıyor. Neden diye söyleyecek olursanız şimdi piyasa değeri küçük, alt pazar hisseleri manipüle edilmeye müsait, yüksek fiili dolaşım oranı, düşük piyasa değeri olan şirketlerde takdir edersiniz ki teknik analiz çalışmayabiliyor. Dolayısıyla bizim kullandığımız sistemler de çalışmayabiliyor. Ancak hisse büyük hisselerde çok daha verimli oluyor. Bir örnek Migros. Bunun için ne demiştik? Ayın bant bölgesi, ayın en güçlü desteği ve en iyi alım seviyesi. 468,91 noktasal bir temas. Bu bölgede dip çalışması yapıyor endeks geri çekilirken ve buradan 468,90'lardan 469 TL'den 505'lere geliyor. Ayın ilk direnci nerede? 517,60. Ben şu an Migros elimde olsa 517,60'ı izlerim. İlk temasta geçilemeyebilir. 517,60'da belki verip biraz geri çekilirse saatlik ortalamalarından geri alım yapabilir. Trade ediyorsanız eğer yatırımcı olana tabii ki böyle bir şey söylemiyorum. Diğer taraf 517,60 üstünde de 541,90 hedeflenebilir Migros'ta. Beğendim görüntüsünü, çok iyi gerçekten. Ay açılışı 490. Evet,
Evet. Şimdi şey söyleyeceğim hemen bu arada. Net Holding'i söylemiştik ama ona geçmeden ona bir bakalım. Evet. Net Holding'e bakalım. Zaten takipçiler şu an Berna Hanım bunu atladınız, bunu söyleyin lütfen diye yazıyorlar. Hemen ona geçelim. Netol ay açılışı 29.06. Gördüğünüz gibi iyi hisse. Ayın ilk direnç seviyesi ilk temasta geçilmeyebiliyor. Eğer bir haber yoksa, hisse yukarıda ittirecek bir gelişme yoksa normal yükseliş 30-30'lar. İlk geliş temas muhteşem bir şekilde ayın en güçlü desteğine geri çekiliyor. En iyi alım seviyesi dediğimiz 27.80'lere. Buranın altına sarkıyor zayıf bölge. Son desteğe gelmiyor ancak tekrar çok güçlü yukarı geçiyor. Buradan tekrar alsanız bile bu hisseyi burada verip burada alsanız bile şu geri çekilmede kısa bir zarar %1 %2 zararı tekrar aldığınızda zaten muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Maliyetiniz adet de arttırmış oluyorsunuz. Görüntü çok iyi ancak ayın bant bölgesinde sonuçta 30-30 geçilirse yukarı yönüne bir tetiklenme olacak netolle. Dolayısıyla ben elimde yoksa almak için 30-30 geçilimini beklerim. 31.57 ayın son direnci, bunun üstünde momentum kazanması beklenebilir. Ne zaman zayıflar? Yeniden 27.80 altına geçerse 26.55'leri bekleyebiliriz. Evet, Pınar Hanım şişe istemiş ama Pınar Hanım şişeyi biz yorumladık. O yüzden yayını başa alırsanız görebilirsiniz teknik tarafta. Birazcık su içsin o sırada, ben de yorumları cevaplayayım. Çok hızlı geliyor tabii ki şu an istekler. Yaklaşık 40 dakikadır hisse yorumluyoruz çünkü. Şimdi havayolu tarafına gidelim. Twitter'dan bir tane TAV geldi. TAV'ı alalım, sonrasında da Pegasus'u alalım lütfen. TAV. Evet. Şimdi TAV şöyle. yılın en, bu sene 2024'ün en iyi performans gösteren hisselerinden bir tanesi ve en büyük şirketlerden olmasına rağmen. Çünkü yaklaşık 1-2 senedir iyi değildi. Ancak güçlü bir bilanço. 2024'te ve 25'te, 24'te yatırımların önemli bir kısmından devreye girecek. 25'te devam edecek bu. Hem Almaty hem Antalya tarafında, Kazakistan Almaty tarafında ve Antalya tarafında. dolar bazında yolcu sayısında %15 artış, dolar bazında da euro bazında da euro bazlı bilanço tuttuğu için yine çift taneli büyüme bekliyor şirket. Bu beklentiler biraz önden de fiyatlandı ve şöyle bir şey oldu. 175 TL'lerde ortak satışı gerçekleşti. Daha doğrusu MKK'ya, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydı iyileştirme başvurusu yapıldı. Belli bir lot oranı, lot sayısı hatırlamıyorum şu anda. Buradan borsada satılabilir paya çevrilme başvurusu gelince hisse biraz bozuldu. Tekrar oraya gelince piyasa tekrar bunu hatırladı ve tekrar oradan satış geldi. 163.50'ye burada takip etmekte fayda var. Teknik olarak ayın en güçlü desteği ve en iyi alım seviyesi. Daha önce buradan tepki almış. Tekrar gelip tekrar dönerse yukarıda sıralı satış seviyeleri Mart ayı için 185.50 ve geçerse 196.50. 196.50 üstünde bak kalıyorsa momentum yaşanacaktır. 163.50 altında son destek olarak 152.50'yi izleyebiliriz. TAV tarafında. Bir şey daha sormuştun ama. Evet, arkasından Pegasus istemiştim. Murat, Mustafa Ünal Fonet demiş iki defa ama baktık diyebiliyorum. Muhtemelen yorumları baktık, ben geç görüyorum. Evet, tamam. Doğru. Kardemir de istenmiş. Kardemir'e de baktık bu arada. Okey. Pegasus tarafı ay açılışı 860 TL. Burada şirketin 2024 finansal sonuçlarla geldi. Görmüşsünüzdür. Ben sonuçları beğeniyorum. Sadece burada piyasanın beğenmediği şu oldu. Yolcu başına birim gelirlerle yolcu başına birim giderler arasındaki farkın marjın daralması beğenilmedi. Ve ancak çarpan olarak baktığımda Pegasus'un dış hat yolcu büyümesini, yani Pegasus bir yurt içi ucuz havayolundan son 2-3 senede şu anda cirosunun %70'inden fazlasını dış hat gelirlerinden elde ediyor. Artık bir çoğunlukla dış hat tarafına uçan bir havayolu haline geldi. Low cost havayolu, düşük maliyetli, ucuz havayolu şirketi haline geldi. Dış hat yolcu sayısındaki büyüme ivmesi devam ettiği sürece ki yeni uçaklarla birlikte hem koltuk sayısı artıyor hem de yeni uçaklar yeni araba gibi düşünün, daha az yakıt tükettikleri için bunlar şirketin marjına destek veriyor. Yani filodan eski uçaklar çıkıyor. Bu sene Boeing'lerin tamamına yakın 8 tane Boeing var.
Bunun 6 ya da 7 tanesi çıkacak. A321 NEO'lardan 17 tane teslim edecekler. 100'ün üstünde şu anda uçak sayısı. Şirketin 120'ye yaklaşık 117 ile tamamlayacaklar sanırım. Ve A320 eski tip A320'lerde çıkacak filodan. En genç filoya sahip Avrupa'daki havayolu şirketi. Dış hat yolcu büyümesi devam ediyor. Dış hatlardaki, yurt dışındaki destinasyon sayısı artıyor. Uçuş ağını genişletiyorlar. dolayısıyla kurun yükselişinden de pozitif etkileniyor. Ve jet ticket'larının da yarısına yakınını hedgeledikleri için kısa vadede fiyatın jet ticket'larının petrolün yükseldiği ortamda aslında kısa vadeli tepkisi bunun şirketlere pozitif oluyor. Uzun vadede farklı olabilir ancak kısa vadeli petrol yükselişleri hedge'den dolayı pozitif katkı yaratıyor şirketlere. Pegasus'u da beğeniyorum açıkçası ben havayolu tarafında. Dış hat yolcu büyümesinden kaynaklı. Ayın son destek seviyesi 785.17. Buradan muhteşem bir dönüş almış ancak 821.30'u geçememiş. Tekrar 821.30 üstüne kalırsa ayın sıralı satış seviyeleri 893.60 ve 929.80 Pegasus. Evet, pardon. Sesim şimdi geliyor. Biz Hektaş'ı yorumlamış mıydık Sadullah? Hayır, yorumlamadık Hektaş'ı. Hektaş yatırımcısı tamam. Bir şey isterse yapmak gerekiyor. Çok mutlu değiller çünkü. Dolar bazında %65'lik bir yıllık bir performans erime kayıp var hissede. Hektaş ayın son destek noktasına çok yakın yerden 17.50 tepki almış. Açıkçası 17.50'nin altına kısa bir stop koyup buradan deneme yapılabilir. Yani ben şimdi Hektaş'ta temel tarafa çok girmeyeceğim. İşte bu borç nasıl ödenecek vesaire, yatırımlar ne zaman devreye girecek, yüksek çarpanlar, kar büyümesi olmadığı için normalleşmiyor. İşin o tarafına geçmeden, yeni bir bedelli gelir mi bunları düşünmeden sadece teknik konuşacağım. 17.50 ayın en güçlü destek seviyesi ve en iyi alım seviyesi dediğimiz seviye biliyorsunuz. Buranın altında geçilmediği sürece buradan tepki almasını bekleyebiliriz. Altına geçerse ayın son desteği 16 TL'de. Yukarı yönde sıralı satış seviyeleri 20.66 ve 22.20. Evet, şimdi 3 tane hisse daha var. Bu arada Sevgi Hanım, Alfas'ı biz yorumlamıştık diye hatırlıyorum ben. Alfas yorumlayalım hemen. Ben yorumlamadık diye hatırlıyorum. Ha, tamam, o zaman alalım. Yorumlamışız Alfas'ı, şu mumdan tanıdım. evet, ben 99.35, 6 zayıf, 92.80'e kadar geri çekilebilir. Ayın bant bölgesi 99.36 ve 112.44 ilk satış seviyesi. Son direncimiz 119 TL Alfas'ta. Tamam. Trabzon Liman, Eren Bey'in sorusunu yanıtladık diye hatırlıyorum. Evet. Kontrol eder misin Berna? Teliman evet, baktık. Evet. Şimdi arkasından da şey istiyorum. Mogan Enerji'yi. Yeni hisse maalesef sistem bir şey vermiyor. Kusura bakmayın. Yeni tamam. Halka arzı. Aynen. Tamam. Pacific Eurasya Lojistik. Mogan Enerji ile alakalı şöyle. Ben şimdi konsorsiyum sunumuna katıldım ama teknik veremiyoruz. Biraz anlatayım. Şirket biliyorsunuz yenilenebilir enerjilerden üretim yapıyor. Ciddi bir şeyi var. Kurulu gücü var şirketin. Burada ağırlıklı olarak hem RES yapıyorlar, GES tarafına yatırımları var ve JES tarafından aslında şirketin en önemli gelir kalemi JES tarafı, jeotermal enerji santralleri. Bu taraflara yatırımlar devam edecek, kapasitesini arttırmak istiyorlar. Mevcutta devam eden kapasite artış programları da var. İki fabrikada, iki elektrik üretim, iki santralinde. Aslında şirketi beğendim ancak burada elektrik fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir elektrik üreticileri için. Gerçi yenilenebilir enerji için değildi. Onlar son dönemde biraz daha iyi kaldı ama uzun vade için aslında takip edilecek bir şirket, öyle söyleyeyim. Çünkü yenilenebilir kaynaklardan enerji ürettiği için burada bu şirketler ileride karbon sertifikası satmaya başlayacak. Biliyorsunuz yurt satan var zaten. Yanlış bilmiyorsam Galata Wind satmaya başlamıştı. Bunlar şirketlerin ek gelir kalemleri. Dolayısıyla bu yeşil dönüşüme ayak uydurabilecek şirketler, bu sektörlere çalışacak şirketler önemli. Mogan'ın da kurulu güçlerin tamamı yenilenebilir kaynaklar ve bunları arttırmaya devam ediyor. JES en büyük gelir kalemleriydi. Diğer taraflarda da açılmak istiyorlar. Ben konsorsiyum sunumuna katıldım. Aklımda kalanları anlatayım. Elektrik fiyatları tabii burada biraz baskılıyor doğal olarak. Bir buçuk yıldır düştüğü için dolar bazında aşağı yönünü seyrettiği için. Bu bir süredir üreticiler için baskı unsuruydu. Ancak şirket buradan üretimle kapasite arttırmak istiyor
ve bu karbon satışı, karbon sertifika satışı vesaire, bunlar ilerleyen dönemlerde büyük sermayelerin odaklanacağı alanlar olabilir diyeyim Mogan Enerji için. Peki, teşekkür ediyorum. Arkasından Türkiye İş Bankası'na bakabilir miyiz? Ama İş CTR'ye. İş CTR'ye bakalım. Evet, İş CTR ay açılışı banka bedelsiz sermaye artışından sonra temettü biliyorsunuz. BDDK geçen sene %15 temettü vermelerini onaylamıştı. Bu sene de aynı onay geldi. Bütün şirketler açıkladı. İş Bankası açıkladı mı emin değilim. Diğer 3 banka açıkladı temettüsünü. İşi görmedim. Yanılıyorsam da kusura bakmayın. Ama açıklayacaklar o da doğal olarak. Zayıf seyrediyor bankalar bir süredir. Perşembe, cuma bir tepki alışı oldu. Burada özellikle Fitch öncesi aslında bir tepki alışı izledik. Dün de bunun satışını izledik. Bugün de haftalık açılışın üstünde kalamıyor bankalar. Bankaları bu hafta genel olarak şöyle değerlendirmek istiyorum. Dünkü açılış seviyelerinin üstünde kalamıyorlarsa bankalar, ben bu hafta bankalarda çok iştahlı olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Mart ayı için genel konuşmak gerekirse de 10.70 ayın en güçlü destek seviyesi. Buradan tepki almış zaten dünkü düşüşün ardından. Yukarıda da 11.50 ayın ilk güçlü direnç seviyesi, satış seviyesi. Geçerse 11.90, 11.90 üstünde momentum kazanabilir. Eninden aşağı 10.70'i geçerse de 10.30'a kadar geri çekilebilir İş Bankası. Evet, bankaları da bu şekilde yorumladık. Yavaş yavaş programı biraz daha kapatalım. Saat başı bitirelim. Saat başı evet, bitirebiliriz. Öyle yapalım. Son o zaman 10 dakikada alabildiğimiz bütün aldık. Berna bir saniye araya gideceğim kusura bakma. İş Bankası soranlara şöyle de bir örnek vereyim. Akbank'ta ayın son direnç noktası 44.58. Buradan nizami bir dönüş. Bakın 44.58. Günün içi en yükseği de 44.58. Buradan nizami bir dönüş yapmış. 43.08 altına gelirse Akbank'ta da mesela çok hoş olmaz. Ay açılışı takip edilebilir genel itibariyle. Buralarda İş Bankası da ay açılışının altına geçmesin. Onu izleyebilirsiniz. Bankacılık yine BİST Banka'da gördüğünüz gibi ayın ilk güçlü desteği 10.368, 10.370 diyelim buraya. Dünkü açılışı burada. Buranın üstünde kalamadığı sürece biraz burayı takip etmek lazım. Diyeyim, geçelim hızlıca son 8 dakikamızda. Tamam. Şimdi arkasından... Orkan Bey teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Umarım faydalı oluyordur Orkan Bakes. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu arada. Etkileşimler çok güzel, çok sağ olun izleyen herkes için. Burada zaten sizlere, yatırımlarınıza biraz daha destek olabilmek için buradayız, yayınları yapıyoruz. Yalnız Pacific Euro Asya Lojistiği geçtik, o da Paseo olarak istiyorlar. Paseo mu? Evet. Evet, Paseo zayıf performans, ayın 63.23. Yükselişte de şuraya bir noktasal geri dönüş yapmış, 68.40 ayın güçlü desteğiydi. Şu an zayıf bölgede Paseo. Açıkçası burada taşımak istemezdim bu hisseyi. Ne zaman tekrar alınabilir? 68.40'ın üstüne geçerse tekrar alınabilir. Mart ayının sıralı direnç seviyeleri 78.78 ve 84 TL. Şu an zayıf bölgede. Evet, arkasından da Borusan'ı alabilir miyiz? Borusan'ı alalım. Netol'ü atlamadık diye hatırlıyorum. Birisi öyle yazmış. Ay açılışı 670 TL'lerde. Ayın güçlü bölgesine geçmiş ama son hedefini görmemiş. 754.50 üstüne geçmesine rağmen 796 gelmemiş. Kar satışlarıyla ayın güçlü destek seviyesi burada dalgalanmış. Üstünde kalamıyor artık 671.47. Aşağıda 629.95, 630 TL'ye kadar geri çekilebilir Borusan. 630 TL'nin altında az önceki pasör yorumunu yaparım. Aşağı yönlü seyir devam edebilir derim. Nasıl yukarıda 796 geçirirse yukarı yönde momentum kazanır diyorsak. Evet. Holding tarafında Yeşil Holding istenmiş. Ona da bir bakalım. Evet. Ya buralarda çalışmayabiliyor. Bilginiz olsun. Yine de seviyeleri vereyim. Ayın en güçlü seviyesi 4.24. Buradan oldukça iyi destek alıyor şu anda. 4.24'ün altında 3.97'ye kadar geri çekilebilir. Ayın sıralı direnç seviyeleri satış için 4.80 ve 5.07. Bu hisselerde biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Evet, bir izleyicimiz Hektaş yorumundan sonra bir hisse daha istemiş ama göremiyorum onu. Rush My Shot istemiş ama galiba arada kaynamış olabilir. Arkasından da zaten bu arada şunu da söyleyeyim, hemen soruyorlar. Adobe yorumu istemişler. Amerikan borsası, Amerikan hissesi.
Biz şu yabancı an... için sonra yapalım mı? Bunu yabancı için de yapabiliriz. Evet, evet. Eplus... Yeterli ilgi oluşursa yabancılar için, yabancı hisse tarafı için de yorum yaparız. Sorun yok. Evet. Eplus isteniyor son olarak. Onu da ekleyelim. Eplus mu? Eplus. Ha, Eplus. Pardon. Pardon. Ege Plastik. Okey. ayın son direnç seviyesine son satış seviyesi 7.27. Buraya çok hızlı gitmiş. Ve bir dalgalanma var. Biraz volatilite yükselmiş. Şu anda güçlü seviye diyeceğimiz 6.90'ın altında. Yani ayın yatay bölgesinde. Burada ay açılışına dikkat etmek gerekiyor. 6.59'a. Bu seviyenin altına gelirse ayının güçlü desteği olan 6.17'ye kadar geri çekilebilir. 6.17'nin altına görüntü zayıflar. 5.80 var. Momentum için 7.27 üstü takip edilebilir. 6.93'lü de güçlü bölgede kalmaya devam edeceği bölge. Hız kazanması için 7.27 yani kısaca. Evet. Bu arada Koray Bey izleyicimiz yazmış. Şimdi Nasdaq tarafında da işlem yapıyor kendisi. Evet, bir talep eşliğinde de Amerikan borsaları üzerinde de yayın yapabiliriz. Neden olmasın? Bu hesabımda tabii... Nasdaq açmamışım. Açık olsaydı hemen yorumlayacaktım. CFTC gelmedi. Yok, gelmedi maalesef. Evet. Endeks verecektim ama SPX var mı? Endeks yorumu olabilirdi. Evet, çok teşekkür ederim Sadullah. Ağzına sağlık diyorum. Tamam mıyız? Tamam. Yorumlar için. Ya son bir tane de eklemek istersek Özkan Bey gelmiş. Binho ve Kayse demiş. Binho ayın zayıf bölgesinde şu anda 562.80 üstüne çıkması gerekiyor. Son destekten nizami bir şekilde dönmüş. 515.60'lardan. Buranın 562.80 üstünde kalabilirse ayın sıralı seviyeleri 657.10 ve 704.30 ay sonuna kadar geçerli Binho. Kayse'de şu anda zayıf bölgede maalesef. 33.30'a gelmiş. Tekrardan 34.50 üstünde kalamıyor. Bunlar saatlik çıkışlar, satış fırsatı olmuş. Açılışta satmışlar. Ve 33.36 şu anda zayıf bölgede. Açıkçası burada taşımak istemezdim. Yukarıda ayın sıralı satış seviyeleri 34.50 geçilirse 36.88 ve 38.07. Kayse. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani rica çok ederim. Güzel oldu. Etkileşimler çok harikaydı. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Mutlaka her salı burada buluşalım tekrardan. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sadullah, tekrar ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.